Pollyanna Eleanor Porter Seslendiren Ayla Özünlü 1. Bayan Polly Haziran sabahı Bayan Polly Harrington mutfağa aceleyle girdi. Bayan Polly genelde aceleci davranmazdı. Hatta sakinliğiyle gurur duyardı. Fakat bugün gerçekten çok telaşlıydı. Ev önünde bulaşık yıkayan Nancy şaşkınlıkla başını kaldırdı. Bayan Polly'nin mutfağında yalnızca iki aydır çalışıyor olmasına rağmen hanımının normalde aceleci davranışlar sergilemediğini çok iyi biliyordu. Nancy Efendim madam Keyifle cevap veren Nancy elindeki sürahiyi kurulamayı hala bırakmamıştı. Nancy Bayan Polly'nin sesi bu sefer oldukça sertti. Sana bir şey söylediğimde işini bırakıp beni dinlemeni istiyorum. Nancy'nin yüzü kıpkırmızı kesildi. Sürahiyi hızla elinden bıraktı ama üzerinde kalan bulaşık bezi yüzünden sürahi az kalsın devrilecekti. Nancy'nin eli ayağı iyice birbirine dolanmıştı. ''Tabii adam dinlerim.'' diye kekeleyip sürahiyi düzeltti. Ardından hemen hanımına döndü. ''Bu sabah bulaşıkları çabuk yıkamamı söylediğiniz için işime devam edeyim.'' dedim. Bayan Poli kaşlarını çattı. Bu kadarı kâfînense senden açıklama değil, dikkatini bana vermeni istiyorum. Peki madam? Nancy tam bir of çekecekti ki kendini tuttu. Bir gün bu kadını memnun edebilecek miydi, doğrusu merak ediyordu. Daha önce hiç çalışmamıştı, fakat aniden dul kalan hasta bir anne ve üç küçük kardeşi geçindirme derdi onu bir işin ucundan tutmaya zorlamıştı. Bu yüzden tepedeki büyük evin mutfağında bulduğu iş onu çok sevindirmişti. Kendisi 10 kilometre uzaklıktaki The Corners'tan geliyordu. Bayan Polly hakkında bildiği tek şey eski Harrington çiftlik evinin hanımı ve şehrin zenginlerinden olduğuydu. Tabii bu iki ay öncesiydi. Artık Bayan Polly'nin yere düşen bir bıçağın ve sertçe kapanan bir kapının sesine surat asan, her şey yolunda gitse bile gülümsemeyi asla hatırlamayan, çatık kaşlı, sert bir kadın olduğunu öğrenmişti. Bu sabah için yapman gereken işleri bitirdiğinde çatı katında, merdivenlerin başındaki küçük odayı temizleyip karyolayı hazırla Nancy. Odayı süpürüp temizle. Tabii sandık ve kutuları dışarı çıkardıktan sonra. Elbette madam. Peki dışarı çıkardığım eşyaları nereye koyayım? Ön tarafa. Bayan Polly bir süre durakladıktan sonra devam etti. Sanırım sana söylesem iyi olacak Nancy. Yeğenim Bayan Pollyanna Vidier benim yanıma taşınıyor. 11 yaşında. O odada kalacak. Küçük bir kız mı geliyor Bayan Harrington? Ah ne harika değil mi? Onu böylesine sevinçle konuşturan, kendi küçük kız kardeşlerinin The Cornus'taki evlerine yaydığı neşeyi hatırlamasıydı. Harika mı? dedi bayan polis sertçe. Sana tam olarak katıldığımı söyleyemeyeceğim. Ancak elimden geleni yapmak istiyorum. Ben iyi bir kadınım ve üzerime düşen vazifeyi bilirim. Nancy'nin suratı kızardı. Tabii ki madam, dedi titrek sesiyle. Ben sadece küçük bir kızın evi, yani sizi neşelendirebileceğini düşünmüştüm. Teşekkür ederim. Bayan Polly'nin tavrı hayli soğuktu. Yine de böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu söyleyemem. Nancy aniden gelen bir cesaretle. Ama onu yani kız kardeşinizin çocuğunu istemiyor değilsinizdir deyiverdi. Nedense içten içe bu küçük, kimsesiz kızcağız için hoş bir karşılama hazırlaması gerektiğini hissediyordu. Bayan Polly mağrur bir ifadeyle çenesini kaldırdı evlenip zaten yeteri kadar kalabalık olan bu dünyaya gereksiz çocuklar getirecek kadar aptal bir kız kardeşim olduğu için neden onların sorumluluğunu almak istemem gerektiğini anlayamıyorum. Ama daha önce de belirttiğim gibi vazifelerini bilen biriyimdir. Bayan Poli odadan çıkarken hızla ekledi. Her neyse, kıyıyı köşeyi iyice temizlediğinden emin ol Nancy. Peki Pekala madam. Nancy bir nefes verip yarısı kurumuş sürahiyi tekrar eline aldı. Şimdi yeniden durulaması gerekecekti. Odasına çekilen Bayan Polly, iki gün önce uzak bir batı kasabasından gelip ona o kötü sürprizi yapan mektubu tekrar çıkardı. Adres kısmında Beldingsville, Vermont, Bayan Polly, Harrington yazan mektup şöyle devam ediyordu. Sevgili Madam, Papaz John Whittier'ın arkasında 11 yaşında küçük bir kız bırakarak iki hafta önce vefat ettiğini üzülerek yazıyorum. Bay Whittier'ın geriye birkaç kitaptan başka hiçbir şeyi kalmadı. Sizin de bildiğiniz üzere küçük bir kilisede az bir maaşla çalışan bir papazdı. Sanırım Bay John merhum kız kardeşinizin eşiydi. Bana anlattığı kadarıyla ailelerinizin arasında bir anlaşmazlık varmış. Yine de Bay John kardeşinizin hatırına çocuğu alıp doğuda akrabalarının arasında yetiştireceğinizi düşünmüştü. İşte size yazma sebebim de bu. Bu mektup elinize geçtiğinde küçük kız yola çıkmaya hazır olacak. Eğer onu kabul ederseniz hemen gelebileceğini söylemeniz bizi çok mutlu eder. Çünkü kısa bir süre sonra doğuya giden bir karı koca onu Boston'a götürüp Beldingsville trenine bindirecek. Tabii Pollyanna'nın hangi gün ve hangi trenle geleceğini size bildireceğiz. En kısa zamanda olumlu cevabınızı almak ümidiyle, saygılarımla. Jeremy O. White Bayan Polly çatık kaşlarla mektubu katlayıp zarfına koydu. Mektuba bir gün önce cevap yazmış, çocuğu elbette alacağını söylemişti. Bu her ne kadar hoş bir görev olmasa da o vazifesini bilirdi. Elinde mektupla otururken bahsedilen çocuğun annesi, kız kardeşi Ceni'yi düşündü. Ceni 20 yaşındayken ailesinin karşı çıkmasına rağmen genç bir papazla evlenmek istemişti. Onunla evlenmek isteyen zengin bir adam daha vardı ve ailesi Ceni'nin onunla evlenmesini istiyordu. Fakat Ceni bunu kabul etmemişti. Çünkü adamın parası gibi yaşı da vardı. Genç papazınsa idealleriyle dolu coşkulu bir beyni ve Aşk dolu kalbi dışında hiçbir şeyi yoktu. Jenny de doğal olarak bunları tercih etmişti. Sonuçta onunla evlenmiş ve bir papaz eşi olarak kocasıyla birlikte güneye gitmişti. İpler de işte o zaman kopmuştu. Bayan Polly henüz 15 yaşında olmasına rağmen yaşananları çok iyi hatırlıyordu. O saatten sonra ailesinin papazın eşiyle pek bir ilgisi kalmamıştı. Jenny bir süre mektup yazmaya devam etmişti tabii. Bir mektubunda son bebeğinin adını kardeşleri ve Anna anısına Pollyanna koyduğunu söylemişti. Zaten diğer bebeklerinin hepsi ölmüştü ve bu Jenny'nin son mektubuydu. Birkaç yıl içinde papazın yürek dağlayan kısa notuyla Batı'nın küçük bir kasabasından Jenny'nin ölüm haberi gelmişti. Bu sırada tepedeki büyük evin sakinleri için zaman akmaya devam etmişti. Bayan Polly aşağıdaki uzak vadiye bakarak 25 yılın onun üzerinde yarattığı değişiklikleri düşündü. Şimdi 40 yaşındaydı ve bu dünyada bir başınaydı. Babası, annesi, kız kardeşleri, herkes ölmüştü. Yıllardır babasından kalan evin ve mirasın tek sahibiydi onun bu yalnızlığına bariz bir şekilde acıyan, hayatına bir arkadaşla, bir eşle devam etmesini söyleyen insanlar vardı. Ancak o, insanların sempati ve tavsiyelerini hoş karşılamıyor, yalnız olmadığını söylüyordu. Tek başına olmayı seviyordu, sessizliği tercih ediyordu. Şimdi ise... Bayan Poli yerinden kalktı, kaşlarını çatmış, dudaklarını birbirine sıkıca bastırmıştı. Yine de mutluydu. Bu mutluluğun sebebi sadece vazifesini bilmesi değil, bunu hayata geçirebilecek güçte bir karaktere sahip olmasıydı. Ama Pollyanna. Ne saçma bir isimdi bu böyle? 2. İhtiyar Tom ve Nancy Nancy tavan arasındaki küçük odanın yerlerini tüm gücüyle süpürüp ovdu. Köşelere ayrı bir özen göstermeyi de ihmal etmedi. Çoğu zaman kirleri çıkarmaktan çok vicdanını rahatlatmaya çalışırdı. Hanımından korkuyor olabilirdi fakat Nancy'nin de günahsız olduğu söylenemezdi. Keşke ruhunu da dip bucak temizleyebilsem diye mırıldandı kendi kendine. Ağzından çıkan her kelime sivri uçlu temizlik sopasının öldürücü vuruşlarıyla vurgulanmıştı. Tabii, temizle temizle bitmez orası ayrı. Ufacık çocuk bu küçük odaya tıkılır mı hiç? Cehennem gibi sıcak, kışında soba yok. Koskoca evde oda mı kalmadı? Gereksiz çocukmuş, peh! Elindeki bezi öyle sıktı ki parmakları acıdı. Asıl gereksiz kim görüyoruz? Nancy bir süre sessizce çalıştıktan sonra işini bitirdi. Küçük, boş odaya iğrenerek bakıp içini çeke çeke söylendi. İşte bitti. En azından ben işimi yaptım. Kirtos kalmadı. Zaten başka bir şey de yok. Zavallı kızcağız. Ev özlemi çeken yapayalnız bir çocuğu koyacak en müthiş yer. Kapıyı arkasından sertçe çekip odadan çıktı. Eyvah! Nancy korkudan dudağını sırdı. Fakat sonra ''Aman bana ne?'' dedi umursamayarak. ''Umarım kapının sesini duymuştur.'' O öğlen Nancy bahçedeki ihtiyar Tom ile konuşmak için birkaç dakikalık fırsat buldu. İhtiyar Tom yıllardır bahçede çalışır, zararlı otları koparıp kürekle patikaları düzenlerdi. ''Bay Tom!'' Nancy izlenmediğinden emin olmak için omzunun üzerinden hızla arkasını kontrol etti. ''Buraya küçük bir kız geliyor biliyor musunuz? Bayan Poli ile yaşayacak.'' ''Kim geliyor kim?'' Yaşlı adam sırtını güçlükle doğrulttu. ''Küçük bir kız Bayan Poli ile yaşayacak.'' ''Dalga geçmeye devam et bakalım.'' Tom inanmadığını belirten bir ifadeyle dudak büktü. Yarın güneş doğudan batacak desen daha inandırıcı olurdu. Ama doğru söylüyorum. Bana kendi söyledi. on 11 yaşında. Adamın ağzı bir karış açıldı. Öyle mi? Şimdi anlaşıldı. Kendi kendine mırıldanan yaşlı adamın donuk gözleri ani bir ışıkla parladı. Olamaz. Hayır, hayır o. Bayan Jenny'nin küçük kızı olmalı. Zaten diğerleri bekardı. Tanrım, şükürler olsun bana bugünleri de gösterdin. Bayan Ceni kim ki? O cennetten inmiş bir melekti, dedi adam bir solukta. Fakat beyimizle hanımımıza sorsan büyük kızımız der geçerler de. Evlendiğinde yirmi yaşındaydı. Uzun yıllar önce buradan gitti. Tüm bebeklerinin öldüğünü duydum. Sonuncusu hariç. Buraya gelen de o olmalı. On bir yaşındaymış, adam başını salladı. Evet, o zaman kesinlikle o. Tavan arasında kalacak, hiç de utanmıyor. Nancy arkasındaki evi bir kez daha kontrol etti. Tom kaşlarını çattı. Fakat hemen ardından dudaklarında tuhaf bir gülümseme belirdi. Bayan Polly bir çocukla bu evde ne yapacak merak ediyorum. Hıh, asıl o çocukcağız ne yapacak? Ben onu merak ediyorum. İhtiyar adam bir kahkaha patlattı sanırım bayan Poli'yi pek sevmiyorsun, dedi sırıtarak. Sanki onu seven var da. Tom garip bir şekilde gülümsedi. Sonra hafifçe eğilip işine devam etti. Galiba sen bayan Poli'nin aşk macerasını hiç duymadın, diye fısıldadı. Aşk macerası mı? Bayan Poli'nin mi? Hayır, bence duyan da yoktur. Adam hafifçe başını salladı. Ah, biliyorlardı. Üstelik sevgilisi hala bu kasabada yaşıyor. Kimmiş o? Söyleyemem. Söylemem uygun olmaz. Tom yavaşça yerinden doğruldu. Eve doğru bakan sönük mavi gözlerinde uzun yıllardır hizmet ettiği, çok sevdiği aileye duyduğu bağlılığın gururu vardı. Ama bu imkansız gibi bir şey, Bayan Polly ve bir sevgili. İhtiyar Tom başını iki yana sallayarak ona karşı çıktı. Onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Bir zamanlar çok güzel bir kadındı. İstese şimdi de olabilir. Güzel mi? Bayan poli mi? Tabii ki. O sımsıkı topladığı saçlarını eskisi gibi açsa, çiçekli şapkalarından takıp dantelli beyaz elbiselerinden giyse, ne kadar güzel bir kadın olduğunu sen de görürdün. O yaşlı bir kadın değil ki Nensi. Nensi burun kıvırdı. Değil mi? O zaman yaşlı taklidini güzel yapıyor. Evet biliyorum daha o zamanlar başladı. Yani sevgilisiyle arası bozulduğunda. Adam yavaşça başını salladı. Sanki o günden beri Pelin otlarıyla, deve dikenleriyle besleniyor gibi. Dayanılmaz biri oldu çıktı. Bence de, dedi Nancy öfkeyle. Ne kadar çabalarsan çabala, bir türlü memnun olmuyor. Evdekiler para beklemese bir dakika durmam. Ama bir gün dayanamayıp içimde ne varsa dökeceğim. İşte o gün benim için gitme vaktidir. İhtiyar ton başını iki yana sallayarak Nancy ile aynı fikirde olmadığını belirtti. Biliyorum, farkındayım. Bunu yapman doğal olabilir. Ama doğru değil yavrum. Bu dediğimi bir kenara yaz. Hiç doğru değil. İhtiyar adam sözlerini bitirdikten sonra başını tekrar önündeki işe eğdi. Bu sırada sert bir ses duyuldu. Nancy! Efendim, efendim madam. Ve hızla eve doğru koşturdu. 3. Pollyanna geliyor. Bir süre sonra Pollyanna'nın Beldingsville'e ne zaman varacağını bildiren bir telgraf geldi. Küçük kız bir gün sonra 28 Haziran saat 4'te varmış olacaktı. Bayan Polly telgrafı okuduktan sonra çatık kaşlarla tavan arasının merdivenlerini çıktı. Odada etrafı incelerken suratındaki ifade hala değişmemişti. İçeride düzgünce yapılmış bir yatak, iki sandalye, bir lavabo, aynasız bir komidin ve küçük bir masa vardı. Ne çatı pencerelerinde bir perde ne de duvarlarda bir resim bulunuyordu. Gün ışığı olanca kızgınlığıyla çatıdan içeri girmiş, küçük oda cehennem gibi ısınmıştı. Sineklik olmadığından pencereler de kapalıydı. Büyük bir sinek pencerenin üzerinde öfkeyle vızıldıyor. Sağa sola uçuşarak dışarı çıkmaya çalışıyordu. Bayan polis sineği öldürdü ve birkaç santim kaldırdığı pencereden dışarı fırlattı. Sandalyelerden birini tutup düzelttikten sonra da tekrar kaşlarını çatarak odadan çıktı. Birkaç dakika içinde de mutfak kapısına geldi. Nancy, bayan polyanlının odasında sinek gördüm. Pencere açık kalmış olmalı. Sineklik siparişi verdim. Sineklikler gelene kadar pencerelerin kapalı kalmasına dikkat et. Yeğenim yarın saat dörtte burada olacak. Onu istasyonda karşılaman istiyorum. Timothy seni üstü açık arabayla götürür. Telgrafta yazana göre sarı saçları, kırmızı ekoseli basma bir elbisesi ve hasır şapkası varmış. Ben de bu kadarını biliyorum ama onu tanıman için yeterli olacaktır. Evet madam ama siz... Bayan Polly Nancy'nin ne diyeceğini hemen anlayıp kaşlarını çattı. Hayır, dedi sert bir ses tonuyla. Ben gelmeyeceğim, buna gerek yok. Ve arkasını dönüp gitti. Böylece Bayan Polly'nin, yeğeni Pollyanna'nın rahatlığı için yaptığı tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Mutfakta ütü yapan Nancy elindeki ütüyü kurulama bezinin üzerine hırsla bastırdı. Sarı saç, kırmızı ekoseli elbise, Hazır şapka. Tüm bildiği buymuş. Ben olsam bunları söylemeye dilim varmaz. Bir tanecik yeğenim kıtanın ta öbür ucundan gelecek de ben bu kadarını bileceğim. Ertesi gün öğle vakti saat dörde yirmi kala Timothy ve Nancy beklenen misafiri karşılamak üzere yola koyuldu. Timothy ihtiyar Tom'un oğluydu. Kasabadakiler bayan Polly'nin sağ kolunun ihtiyar Tom. Sol kolunun ise Timothy olduğunu söylerlerdi. Timothy iyi kalpli, düzgün bir genç olduğu kadar yakışıklıydı da. Nancy'nin çalışmaya başladığı kısa süre içinde ikisi çok yakın arkadaş olmuştu. Ancak Nancy bugün görevine fazla odaklandığından her zamanki konuşkanlığı yoktu. Yol boyu ağzını bıçak açmadı. İstasyona vardık aşağı indi ve treni beklemeye başladı. Sarı saç, kırmızı ekosali elbise, hazır şapka. Kendi kendine bu sözcükleri tekrar ederken beklediği süre boyunca Pollyanna'nın nasıl bir çocuk olduğunu düşünüp durdu. Nancy ona doğru gelen Timothy'yi görünce bir iş çekti. Umarım sessiz, aklı başında bir çocuktur Timothy. Umarım bıçakları düşürüp kapıları çarpmaz. Değilse başımıza gelecekleri tahmin bile edemiyor dedi Timothy sırıtarak. Düşünsene, bayan Polly ve yaramaz bir çocuk. Tanrım, bak trenin düdüğü duyuluyor. Ah Timothy, buraya beni göndermesi çok, çok kaba bir davranış, dedi Nancy kekeleyerek. İçini saran ani bir korkuyla arkasını döndü ve küçük istasyonda trenden inen yolcuları en rahat görebileceği noktaya doğru koşturdu. Çok kısa bir süre sonra da onu gördü. Zayıf, küçük bedenine kırmızı ekoseli basma bir elbise giymiş. Sarı iki kalın örgüsünü sırtına doğru atmıştı. Kasır şapkasının altına gizlenen meraklı, çilli yüzünü bir sağa bir sola çeviriyor, belli ki birini arıyordu. Nancy Pollyanna'yı hemen tanımıştı. Ancak tir tir titreyen dizleri ona ulaşmasını bir süre engelledi. Nihayet yanına vardığında küçük kız tek başına bekliyordu. Bayan Pollyanna siz, siz misiniz? diye kekeledi Nancy bir kez daha ve basma elbisenin kolları birden boynuna dolanıverdi. Ah sizi gördüğüm için nasıl mutluyum, nasıl mutluyum anlatamam. Küçük kızın coşku dolu sesi Nancy'nin kulağında yankılandı. Evet Pollyanna benim, gelip beni aldığınız için çok çok sevindim, gelmenizi istiyordum. Öyle mi? Nancy Pollyanna'nın onu nereden tanıdığına, gelmesini neden bu kadar istediğine bir anlam verememişti. Öyle demek, diye tekrarladı şapkasını düzeltmeye çalışırken. Ah evet, yol boyu nasıl biri olduğunuzu düşünüp durdum. Küçük kız parmaklarının üzerinde sıçradı. Ardından utanç içindeki Nancy'yi baştan aşağı süzdü. Nihayet gördüm sizi. Ayrıca böyle göründüğünüze de çok sevindim. Timothy'nin tam da o anda yanına gelmesi Nancy'nin yüreğine su serpti. Pollyanna'nın söyledikleri aklını karıştırmıştı. Bu Timote, belki bavulun vardır. Polyana büyük bir ciddiyetle başını salladı. Var tabii, hem de gıcır gıcır bir bavul. Kadınlar Yardım Derneği aldı. Ne kadar kibarlar değil mi? Oysa bir halı almak istiyorlardı. Bu bavul yerine kaç metre kırmızı halı alınır bilemem ama bence bu koridorun yarısını kaplar. Ya sizce çantamda küçük bir şey var. Bay Gray bir makbuz olduğunu söyledi. Bavulumu alabilmeniz için makbuzu size vermem gerekiyormuş. Bay Grey, Bayan Grey'in eşi, papaz yardımcısı Karın eşiyle kuzenler. Doğuyu onlarla birlikte geldim. Öyle tatlılar ki, işte bu da... Pollyanna çantasını karıştırıp makbuzu çıkardı. Nancy derin bir nefes aldı. Bu kadar uzun bir konuşmadan sonra birinin nefes alması gerektiğini düşünmüştü. Gizlice Timothy'ye baktı. Ancak Timothy bakışlarını çevirdi. Nihayet bavulu arka tarafa koyup yola çıkmaya hazırlandılar. Pollyanna, Nancy ve Timothy'nin arasına yerleşti. Küçük kızın soru ve yorumları araba hareket edene kadar bitmek bilmemiş. Nancy, Pollyanna'nın sorularına yetişmeye çalışırken nefes nefese kalmıştı. ''İşte, çok güzel değil mi? Gideceğimiz yer uzak mı? Umarım uzaktır. Çünkü arabayla gezmeyi çok severim.'' Tekerlekler dönmeye başladığında Pollyanna bir iş çekti. Gerçi uzak olmasa da sorun değil. Çünkü bir an önce eve gitmek de istiyorum. Ne güzel bir cadde bu böyle. Ama buranın güzel olduğunu zaten biliyordum. Babam bana anlat. Küçük kız aniden sustu. Duyulan tek şey kısa iş çekişiydi. Nancy endişeyle ona döndüğünde minik çenesinin titrediğini, gözlerinin yaşlarla dolduğunu gördü. Ancak çok geçmemişti ki başını cesurca kaldırıp tekrar konuşmaya başladı. Babam bana hepsini anlattı. Hiç unutmamış. Bir de... Ah bunu daha önce açıklamam gerekirdi. Bayan Grey neden kırmızı giydiğimi, neden karalara bürünmediğimi açıklamamı söyledi. Çünkü kırmızı elbisem size tuhaf gelebilirmiş. Kiliseye gelen sandıkların içinden siyah bir şey çıkmadı. Sadece siyah kadife bir tuvalet vardı. Ama rahip karın eşi bunun benim için uygun olmayacağını söyledi. Hem bayağı bir yıpranmıştı. Dirseklerinde ve bazı yerlerinde beyaz lekeler vardı. Kadınlar Yardım Derneği'ndeki bazı bayanlar bana siyah bir elbise ve şapka almak istedi. Fakat diğerleri bu parayla kilise için istedikleri kırmızı halıyı almayı uygun gördü. Bayan White çocukların siyah giymesinden hoşlanmadığı için bu elbisenin daha güzel olacağını söyledi. Aslında çocukları sever ama siyah giymelerinden pek hoşlanmaz.'' Pollyanna'nın nefes alışını fırsat bilen Nancy nihayet söze girebildi. Bence de, bence de bu elbise daha güzel olmuş. Böyle düşündüğünüze sevindim. Bence de öyle. Küçük kız nefes nefese kalmış bir halde başını salladı. Karılar için de mutlu olmak zor olurdu. Nancy şaşkınlık içinde Pollyanna'nın sözünü kesti. Mutlu olmak mı? Evet, çünkü babam cennete gitti. Annem ve ailemin yanına mutlu olmam gerektiğini söylemişti. Ama mutlu olmak çok, çok zor. Kırmızılar içinde bile. Çünkü onu yanımda istiyorum. Yanımda olması gerekiyor. Bu düşünceyi aklımdan atamıyorum. Yani Tanrı ve melekler, annemle ailemin yanında, benimse Kadınlar Yardım Derneği'ndeki bayanlardan başka kimsem yoktu. Ama artık her şeyin daha kolay olacağından eminim. Çünkü artık yalnız değilim. Artık siz varsınız Poli teyzeciğim. Yanımda olduğunuz için çok mutluyum. Nancy'nin zavallı küçüğe duyduğu acıma duygusu aniden şok edici bir korkuya dönüştü. Ah ama, ama büyük bir hata yaptın hayatım. Ben Nancy, Poli teyzen değilim. Değil misiniz? Küçük kızın hüzünlendiği belliydi. Hayır, ben Nancy. Beni teyzenizle karıştırabileceğinizi hiç düşünmemiştim. Biz hiç ama hiç benzemeyiz. Timothy hafifçe kıkırdadı. Ancak Nancy o kadar üzülmüştü ki Timothy'nin gözlerindeki neşeye karşılık veremedi. ''Peki o zaman siz kimsiniz? Dernekteki bayanlara hiç benzemiyorsunuz.'' Timothy bu sefer bir kahkaha patlattı. ''Benim adım Nancy. Evin hizmetçisiyim. Çamaşır ve ütü hariç evin tüm işlerini ben yaparım. Çamaşır ve ütüyle de bayan Dörjün ilgilenir.'' Pollyanna çok telaşlanmıştı. Ama poli teyze diye biri var değil mi? Tabii ki var, dedi Timothy söze girerek. Küçük kızın biraz rahatladığı her halinden belli oluyordu. Ah, tamam o zaman. Bir an sessiz kalan Pollyanna neşeyle konuşmaya devam etti. Biliyor musunuz, beni almaya iyi ki teyzem gelmemiş. Çünkü şimdi hala onunla tanışacağım için heyecanlıyım. Hem sizinle de tanışmış oldum. Timothy dudaklarında keyifli bir gülümsemeyle Nancy'ye döndü. Nancy'nin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ne hoş bir iltifat. Sence de küçük bayan bir teşekkür hak etmedi mi? Ben, ben bayan Polly'yi düşünüyorum da. Pollyanna mutlu bir şekilde iş çekti. Ben de. Teyzemi çok merak ediyorum. Biliyorsunuz o benim yaşayan tek teyzem. Üstelik bunca zamandır ondan haberim bile yoktu. Onu da babam anlattı tepenin üzerinde kocaman bir evi varmış. Evet dedi Nancy. Bak işte orada. Şu ileride. Yeşil jaluzili büyük beyaz ev. Ah ne kadar da güzelmiş. Etrafında ne kadar çok ağaç ne kadar çok yeşillik var. Bu kadar yeşili hiçbir arada görmemiştim. Teyzem zengin mi Nancy? Evet bayan. Buna çok sevindim İnsanın o kadar çok parasının olması harika olmalı. Gerçi öyle birini hiç tanımadım. Tabii ki White'ler hariç. Onlar biraz zengin Evlerindeki her odada halı vardı. Pazar günleri de dondurma yerlerde. Acaba Polly teyzem de pazarları dondurma yer mi? Nancy başını hayır dercesine iki yana salladı. Dudakları hafifçe kıvrıldı ve gülen gözlerle Timothy'nin gözlerine baktı. Hayır bayan, sevmiyor.'' Yani en azından ben öyle sanıyorum. Çünkü sofrasında hiç dondurma görmedim. Pollyanna'nın yüzü düştü. Ah, sevmez mi? Çok üzüldüm. İnsan nasıl dondurma sevmez aklıma almıyor. Ama bu da güzel bir şey. Çünkü dondurma yemezsen karnında ağrımaz. Bayan White'ların evinde öyle çok dondurma yardım ki. Ama belki Polly teyzemin evinde bir sürü halı vardır. Evet, halı var. Her da mı? Nancy tavan arasındaki çıplak döşemeleri düşününce yüzünü ekşitti. Kısmen. İşte buna çok sevindim, dedi Pollyanna sevinç içinde. Halıları çok severim. Bizim hiç halımız yoktu. Kiliseye gönderilen sandıklardan iki küçük halı çıkmıştı ama birinin üzerinde mürekkep lekeleri vardı. Zengin komşumuz Bayan White'ın evinin duvarlarında resimler de vardı. Güzel güller, diz çöken küçük kızlar, kedicikler, kuzular ve bir aslan. Ya siz? Siz resimleri sever misiniz? Nancy boğuk bir sesle cevap verdi. Şey bilmem ki. Ben severim. Bizim evde resim yoktu. Sizin de bildiğiniz üzere kiliseye genelde resim bağışlanmıyor. Aslında iki tane gelmişti. Ama biri o kadar güzeldi ki babam bana ayakkabı alabilmek için onu sattı. Diğeri de çok eskiydi. Duvara asar asmaz parçalara ayrıldı. Çerçevesinin camı kırıldığında üzülüp ağlamıştım. Şimdi iyi ki resmimiz yokmuş diyorum. Böylece Poli teyzemin evindekileri daha çok seveceğim. Yani alışık olmadığım için. Hani sandıklardan eski püskü bir sürü kahverengi kurdele çıkar, güzellerini sonradan bulursun ya. İşte onun gibi. Garaj yoluna saptıklarında Polyan'la heyecanla bağırdı. Tanrım nasıl da güzel bir ev değil mi?'' Timothy bavulu indirirken Nancy bir fırsat bulup kulağına fısıldadı. Bana bir daha buradan gitmekten bahsetme Timothy Durgin. Artık üstüne para verseler gitmem. Gitmek mi? Asla. Genç adam sırıttı. Kimse beni buradan götüremez. Bu çocuk buralardayken ev çok eğlenceli olacak. Her gün sinemaya gitsek bu kadar eğlenemeyiz. Eğlence, eğlence ha dedi Nancy öfkeyle. Şu zavallı maalesef sadece eğlenmekle kalmayacak. Teyzesiyle yaşamaya başladıktan sonra sırtını yaslayabileceği bir kayaya ihtiyacı olacak. Ve o kaya ben olacağım Timote. Ben. Genç kadın ettiği bu yeminden sonra Pollyanna'yı evin geniş merdivenlerinden çıkarmaya başladı. 4. Çatı katındaki küçük oda. Bayan Polly yeğenini karşılamak için ayağa bile kalkmadı. Nancy ve küçük kız oturma odasının girişinde göründüğünde tek yaptığı başını kitabından kaldırıp elini uzatmak oldu. Soğukça uzanan parmaklarından bunu bile zoraki bir şekilde yaptığı belliydi. ''Nasılsın Pollyanna? Ben...'' Ancak tek kelime daha edemedi. Pollyanna odanın diğer ucundan koşup kendini teyzesinin buz gibi kucağına attı. ''Ah Polly teyzeciğim, Beni yanına kabul ettiğin için nasıl mutluyum anlatamam. Küçük kız aniden hıçkırıklara boğuldu. Yanımda sadece dernekteki hanımlar varken şimdi Nancy ve senin olman ne büyük bir lütuf bilemezsin. Tabii anlıyorum. Henüz dernekteki hanımlarla tanışamadım ama neyse. Bayan Polin'e sesi sertti. Kendini sımsıkı kenetlenmiş minik parmaklardan kurtarmaya çalışırken Kapı eşiğinde duran Nancy'ye ters ters baktı. ''Senin işin bitti Nancy, gidebilirsin. Lütfen usludur Pollyanna. Bir hanımefendi gibi davran. Daha yüzünü bile göremedim.'' Hızla geri çekilen Pollyanna çılgın bir kahkaha patlattı. ''Evet görmedin. Zaten çok da görülecek bir yanım yok. Özellikle de çillerim. Ah bu arada kırmızı elbisemi ve dirseklerinde beyaz lekeler olan siyah kadife tuvaleti sana da açıklamalıyım.'' Nancy'ye babamın söylediklerini anlat. Neyse neyse. Bayan Polly yeğeninin sözünü kesti. Şimdi babanın söylediklerini boş ver. Bavulum vardır herhalde. Ah, elbette var Polly teyze. Kadınlar Yardım Derneği bana çok güzel bir bavul verdi. İçinde çok bir şeyim yok. Yani bana ait çok şey yok demek istedim. Son zamanlarda gelen yardım sandıklarından küçük kızlara uygun elbiseler çıkmadı ama babamın tüm kitapları bavulumun içinde. Bayan White kitapları benim almam gerektiğini düşündü. Biliyorsun babam. Pollyanna. Teyzesi sert bir tavırla küçük kızın sözünü bir daha kesti. Derhal anlamını istediğim bir şey var. Bana bir daha babandan bahsetmeni istemiyorum. Küçük kız titreyerek içini çekti. Neden Polly teyze? Yani demek istediğin. Teyzesi Pollyanna'nın yarım kalan cümlesini tamamladı. Yukarı odana çıkacağız. Sanırım bavulun oradadır. Timothy'ye bavulu varsa yukarı çıkar demiştim. Şimdi benimle gel Pollyanna. Pollyanna tek kelime etmeden teyzesinin peşine takıldı. Gözleri pırıl pırıl yaşlarla dolsa da başını dik tutuyordu. Bence babam hakkında konuşmamı istemediği için sevinmeliyim dedi kendi kendine. Belki babamdan bahsetmezsem yaşadıklarımı daha kolay atlatırım büyük ihtimalle teyzem de bu yüzden böyle bir şey istedi. Teyzesinin iyi bir kalbi olduğuna bir kez daha inanan küçük kız gözyaşlarını kurulayıp hevesle teyzesine baktı. Merdivenlerden çıkarken hemen önünde ilerleyen teyzesinin siyah ipek eteği hışırdıyor. Arkasındaki aralık kapıdan açık renkli halılar ve saten kaplı sandalyeler görünüyordu. Ayaklarının altında yosun yeşili şahane bir halı vardı. İki tarafında dizili yaldızlı çerçevelerin parıltısı ve incecik dantel perdelerden süzülen gün ışığı gözlerini alıyordu. ''Ah Poli teyze!'' diye bağırdı coşkuyla. ''Bu nasıl güzel bir ev böyle. Bu kadar zengin olduğun için nasıl da mutlusundur.'' Merdivenlerin başına varan teyzesi bir hışımla arkasını döndü. ''Polyanna, benimle nasıl böyle konuşabilirsin? Beni çok şaşırttın.'' ''Neden Poli teyze?'' Küçük kız şaşıp kalmıştı. Zengin değil misin? Tabii ki değilim Polyanna. Umarım bir gün Tanrı'nın bana verdiği lütuflarla kibirlenecek kadar kendimi kaybetmem. Özellikle de para pulla. Bayan Polly arkasını dönüp tavan arasının kapısına doğru yürüdü. Çocuğun çatıdaki odada kalmasına karar verdiği için sevinmişti. Aslında başta niyeti yeğeninden mümkün olduğunca uzak durmaktı. Ayrıca çocuk burada değerli eşyalara zarar veremeyecekti. Kendi kendine gelir gelmez zenginliğe verdiği önem ona bu boş odayı vermenin ne kadar mantıklı bir karar olduğunu kanıtlıyor diye düşündü. Pollyanna'nın hevesli küçük ayakları teyzesinin arkasında ilerliyordu. İri mavi gözlerini bu harika evin tek bir güzelliğini kaçırmamak için dört bir yana çevirip durdu. Hepsinden daha çok heyecan verense beynini kurcalayan o soruydu. Bu harikulade kapılardan hangisi benim odama açılıyor? Perdelerle, halılarla, resimlerle dolu o güzel, sadece ve sadece bana ait olan odama. Teyzesi aniden bir kapı daha açıp başka bir merdivenden yukarı çıkmaya başladı. İki tarafında boş duvarların yükseldiği bu yerde görülmeye değer pek bir şey yoktu. Basamakların tepesinde Çatının neredeyse yere kadar uzandığı karanlık köşelere bir sürü kutu yerleştirilmişti. İçerisi de cehennem gibi sıcaktı ve nefes almak çok güçtü. Pollyanna başını kaldırınca teyzesinin sağdaki kapıyı açtığını gördü. İşte Pollyanna, senin odan burası. Bak bavulun da buradaymış. Anahtarın var mı? Pollyanna dilini yutmuş gibi başını salladı. İrileşen gözleri korkuyla dolmuştu. Teyzesinin kaşları çatıldı. Sana bir şey sorduğumda yüksek sesle cevap vermeni istiyorum. Kafa sallamanı değil. Evet Poli teyze, var. Böylesi daha iyi. Teşekkürler. Bayan Poli dolu sürahiye ve havluluğa baktı. Sanırım burada ihtiyaç duyabileceğin her şey var. Yerleşmen için Nancy'yi göndereceğim. Akşam yemeği saat 6'da. Ve söyleyecekleri bittikten sonra odadan çıkıp merdivenlerden aşağı indi. Yalnız kalan Pollyanna bir süre hareketsiz bir şekilde teyzesinin arkasından baktı. Fal taşı gibi açılan gözlerini boş duvarlarda, halısız yerlerde ve perdesiz pencerelerde gezdirdi. Kısa süre önce çok uzaktan, batıdaki evinin küçük odasından gelen minik bavuluna baktı. Sendeleyerek bavuluna doğru yürüdü. Dizlerinin üzerine çöktü ve yüzünü elleriyle kapadı. Birkaç dakika sonra gelen Nancy küçük kızı o halde bulmuştu. Hızla yere eğildi ve Pollyanna'yı kollarının arasına alıp mırıldanmaya başladı. ''Gel buraya, gel bakalım seni küçük kuzu. Ben de seni böyle bulmaktan korkuyordum.'' Pollyanna başını hafifçe iki yana salladı. ''Ben kötü, yaramaz bir kızım Nancy.'' Birden hıçkırarak ağlamaya başladı. ''Hem de çok. Tanrı ile meleklerin babama benden daha çok ihtiyaç duymalarına bir türlü anlam veremedim.'' ''Zaten ihtiyaçları yok.'' dedi Nancy cesurca. Ah Nancy! Polya'nın gözlerindeki korku gözyaşlarının bile kurumasına neden olmuştu. Nancy mahcup bir şekilde gülümsedikten sonra gözlerini sertçe ovaladı. Gel küçüğüm gel. Öyle demek istemedim. Haydi anahtarını ver de bavulunu açıp elbiselerini yerleştirelim. Küçük kız gözyaşları içinde anahtarını çıkarttı. Ama çok fazla kıyafetim yok. İyi ya o zaman bavulunu daha çabuk boşaltırız. Pollyanna'nın dudaklarında ışıl ışıl bir gülümseme belirdi. Tabii ya, bunun için sevinebilirim değil mi Nancy? Nancy bir süre Pollyanna'ya baktı. Neden sevinmeyecekmişsin? Dediyse de söylemesi gerekenin bu olduğundan tam olarak emin değildi. Tabii ki sevinebilirsin. Söz konusu Nancy'nin becerikli elleri olunca kitapları, Yamalı iş çamaşırlarını ve sefil haldeki birkaç elbiseyi bavuldan çıkarmak pek vakit almadı. Polyanna yüzünde cesur bir gülümsemeyle elbiselerini dolabına astı. Ardından kitaplarını masanın üzerine koyup iş çamaşırlarını komedinin çekmecesine yerleştirdi. ''Bence burası çok, çok güzel bir oda olacak.'' dedi bir süre sonra. ''Sence de öyle değil mi Nancy?'' Fakat cevap alamadı. Görünüşe göre bavulun üzerine doğru eğilen Nancy bir hayli meşguldü. Pollyanna komodinin yanında durup dalgın dalgın üzerindeki boş duvara baktı. Odada iyi ki ayna yokmuş. Böylece çillerimi de göremem. Nancy tuhaf bir ses çıkardı ama Pollyanna arkasını döndüğünde başını tekrar bavula doğru eğmişti. Birkaç dakika sonra pencerelerden birine giden Pollyanna neşeyle ellerini çırptı. Ah Nancy! diye haykırdı. Bunları daha yeni görüyorum. Şu manzaraya bak. Ağaçlar, evler ve çok güzel bir kilise kulesi. Nehir gümüş gibi parlıyor. Bunlar varken insan duvardaki resmine yapsın ki. Ah şimdi iyi ki teyzem bana bu odayı vermiş diyorum. Nancy'nin aniden gözyaşları içinde kalması Pollyanna'yı hem şaşırttı hem üzdü. Küçük kız hızla arkadaşının yanına koştu. Ne oldu Nancy ne oldu? Sonra da korkuyla ekledi. Yoksa burası, burası senin odan mıydı? Göz yaşlarını tutan Nense, benim odam mı? diye bağırdı. Sen cennetten inmiş bir melek değilsen eğer ve bazıları yaptıkları için bir an önce özür dilemezse, Tanrım yine zili çalıyor. Bu şaşırtıcı konuşmanın ardından hızlı ayağa fırlayıp gürültüyle aşağı indi. Yalnız kalan Pollyanna zihninde yarattığı resmine, penceredeki güzel manzaraya geri döndü. Bir süre sonra tereddütle pencereye dokundu. Bu boğucu sıcağı daha fazla dayanamayacak gibiydi. Pencerenin yavaşça yukarı doğru açıldığını görünce sevindi. Sonuna kadar açılan pencereden dışarı sarktı ve temiz, taze havayı içine çekti. Diğer pencereye koştu. Aceleci parmaklarının altında o da diğeri gibi hemen açıldı. Bu sırada burnunun yanından geçen koca bir sinek vızıldayarak odaya girdi. Ardından bir tane ve bir tane daha. Fakat Pollyanna aldırış etmedi. Çünkü muazzam bir şey keşfetmişti. Kocaman bir ağaç, büyük dallarını pencereye doğru uzatmıştı. Bu dallar ona kucak açmış davetkar kollar gibi göründü. Aniden sesli bir şekilde güldü. ''Bence yapabilirim.'' dedi kıkırdayarak ve hiç vakit kaybetmeden pencerenin pervazına tırmandı. Buradan ağacın en yakın dalına atlamak çocuk oyuncağıydı. Bir maymun gibi en alçaktaki dala ulaşana kadar daldan dala atladı. Yere atlamak onun gibi ağaçlara tırmanmaya alışkın biri için bile korkutucu olmuştu. Yine de bir nefes alıp güçlü küçük kollarıyla sallandırdığı bedenini yumuşak çimenlerin üzerine bıraktı. Elleriyle dizlerinin üzerine düştü. Kendini toparlayınca ayağa kalkıp merakla etrafına baktı. Evin hemen arkasındaydı. Önündeki bahçede iki büklüm duran yaşlı bir adam çalışıyordu. Bahçenin ilerisindeki uçsuz bucaksız çayırdan geçen küçük patika dik bir tepeye uzanıyordu. Tepenin üzerinde yalnız bir çam ağacı ve ağacın hemen yanında büyük bir kaya vardı. O an Pollyanna'ya bu hayatta gidilmeye değecek tek yer orası gibi geldi o büyük kayanın üzere. Koştu ve ustaca bir dönüşle yaşlı adamın yanından geçti. Düzgünce dizilmiş sıra sıra yeşilliklere basmadan dikkatlice ilerledi. Çayırdan nefes nefese geçerek patikaya vardı ve kararlı bir şekilde tırmanmaya başladı. Yukarı tırmanırken kayaya varmak için ne kadar uzun bir yol teptiğini düşündü. Oysa pencereden nasıl da yakın görünmüştü. 15 dakika sonra Harrington'ların çiftlik evinin koridorundaki büyük saat 6'yı vurdu. Saatin son vuruşunda Nancy akşam yemeğinin hazır olduğunu belli etmek için zilini çaldı. Bir dakika geçti. 2, 3. Bayan poli kaşlarını çatıp ayağındaki terliği yere vurmaya başladı. Ayağa kalktı ve koridora giderek sabırsızca merdivenlerden yukarı baktı. Bir dakika kadar dikkatle yukarıyı dinledi. Sonra tekrar yemek odasına döndü. Hizmetçiyi gördüğünde de kararlı bir şekilde Nancy dedi. Yeğenim geç kaldı. Nancy hemen koridora yöneldi. Çağırmana gerek yok. Ona yemek saatini söylemiştim. Şimdi sonuçlarına katlanmak zorunda. Dakik olmayı derhal öğrenmeli. Aşağı indiğinde ona mutfakta ekmek ve süt ver. Peki adam. Bayan Polly'nin o an Nancy'nin yüzüne bakmaması belki de daha iyi olmuştu. Nancy yemekten sonra ilk fırsatta arka merdivenlerden tavan arasındaki odaya çıktı. Ekmekle süt ha, sırf zavallıcık ağlarken uyuya kaldı diye. Kendi kendine söylenerek kapıyı yavaşça açtı. Fakat açar açmaz korkunç bir çığlık attı. ''Nereye gittin? Neredesin? Neredesin?'' Nefes nefese dolaba, bavulun içine, yatağın hatta sürahinin altına baktı. Sonra bir koşu aşağı inip bahçedeki ihtiyar Tom'un yanına gitti. ''Bay Tom, Bay Tom!'' diye acı acı bağırdı. ''Zavallı çocuğum gitmiş. Meleğim geldiği yere, cennete dönmüş. Bayan Poli ona mutfakta süt ve ekmek vermemi söyledi. Ama şimdi kesin cennette meleklerin yemeğini yiyordur.'' Yaşlı adam doğruldu cennete mi gitmiş? Şaşkın şaşkın kararmakta olan parlak gökyüzüne baktı. Bir an durup etrafına bakındıktan sonra hafifçe sırıtarak Nancy'ye döndü. Parmağıyla kızıllaşan gökyüzünün aydınlattığı büyük kayayı gösterdi. Küçük kız kayanın üzerinde rüzgara karşı duruyordu. ''Seninki gerçekten cennete gitmek istemiş.'' bu gece gidemeyecek. Benim adım da Nancy ise bu şekilde gidemeyecek. Eğer hanımım beni sorarsa bulaşıkları yıkamayı unutmadığımı, sadece biraz hava almaya çıktığımı söyle. Arkasını döndü ve tüm gücüyle geniş çayırdan geçen patikaya doğru koşmaya başladı.